Efendim öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şans sohbetlerine hoş geldiniz. Yine her hafta olduğu gibi inşallah da böyle devam etsin. Ben doğrusu çok keyif alıyorum. Sizlerden de gelen mesajlar, olumlu mesajlar, olumsuz pek gelmiyor doğrusu. Sizlerin de keyif aldığını, belli bir fayda sağladığınızı da anlıyorum. Ona da ayrıca keyifleniyorum. Tabii bunda en önemli katkı bu şans sohbetlerinin bir anlamda konuşmacısı, bize bilgilerini aktaran, birikimlerini aktaran ekonomist Ali Ağoğlu. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Çok nazik bir giriş oldu. Alışık değilim böyle şeylere. Estağfurullah, ben de değilim. Evet, Ama şimdi deniyoruz, deniyoruz. Başka taraflarda insanlardan kullanmak böyle üzere. güzel şeyler geldikçe ben de en azından bir değineyim ve teşekkür edeyim dedim herkesin huzurunda. Tabii olumsuzları da dinlemek isteriz bu arada. Yani bu olumlular bize güç veriyor, keyif veriyor. Yani gururumuzu okşuyor. Yaptığımız işe değer verilmesi bizde de motive ediyor. Lakin hani bir sürü şey lisan ediyorsak da önce affola, sonra da yani bir daha yapmayalım diye bize uyarırsa iyi olur. Yani bilmiyoruz çünkü bazen geliyor, onlara teşekkür ediyoruz ama hani sadece övgüleri değil, yergiler varsa onları da duyalım. Yani onlara da hazırız ve iyileştirmeye de hazırız. Onu da paylaşalım burada. Peki onu da sen duyurmuş oldun o zaman. O türden de eleştiriler olursa tabii her zaman açığız. Bizi geliştirecektir. Şimdi yani ben sıcak gündem filan demedim ama hakikaten bu Avrupa'daki enerji krizi vesaire filan giderek son haftalarda bir hızlanma var. Onun üzerinden yani enerji meselesini herhalde biraz konuşmamız iyi olur. Petrol tarafını mutlaka konuşmamız lazım. Doğalgazı ki bana göre artık Merkez Bankası sadece şimdi bu orta vadeli programda da gördüğüm kadarıyla 88 filan dikkate alınmış. Merkez Bankası da bunu hep bir ortalama tahminler vesaire filan petrolle ilgili açıklar. Ama sanki artık doğalgazı da bir önemli bileşke olarak, bir önemli gösterge olarak ona ilişkin de tahminlerde filan bulunmak lazım. Orada fiyatlar çok çok, sen geçen sefer Putin'in iki dudağı arasında demiştin, hakikaten bir geliyor bir gidiyor. Bir başka dikkatimi çeken konu, navlun fiyatlarında bir şey var, gerileme var. Bunun bir takım etkileri olur mu vesaire, hani petrolle beraber bu tarafını konuşmakta bunun getirebileceği hava yolları olsun, başka lojistikle ilgili faaliyetlere yansımaları olsun, belki buna ilişkin bir şeyler söylemek iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama bir parça çok da doğrusunu söylemek gerekirse kavramakta da güçlük çektiğim, yani tabii ki anlıyorum hani sıkıştırmanın bir sonucu ama herhalde ben böyle bir şeye rast gelmedim diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de Türkiye'nin, hazinemizin yani bondlara ödediği, tahvile ödediği para yurt dışında da yurt içinde de neredeyse eşit hale geldi. Yani 10,5'lar, 10,5 civarında yurt dışı için duyuyoruz. İçeride de 11,5 filan civarında bir rakamlara geldi. De daha Biri dolar, biri TL bu arada. Yani yurt işte onu dışı söyleyeceğim. dediğimiz Biri dolar, biri TL. Hani hiç böyle bir yakınlaşmaya doğrusu ben rastlamadım. Hatırlamıyorum böyle bir şey. veya bir dönem daha oldu. Çok özür Oldu dilerim. mu? Hangi dönem? Evet, hemen tarihini de verebilirim. Bizim 10 yıllık tahvil getirilerimiz %5,60 ile tarihi dip görmüştü. Hemen söyleyeyim. Onlar Müsaade iyi edersen. dönemlerdir. Ama şimdi yani sen kötüde, ya bunun da kötü olduğunu nereden çıkarıyorsun ki? 11,5 faiz iyi bir şey yani. Yok, çok iyi bir şey. Ama Ha, yani sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda işte, ciddi kaygılarım var. Mayıs 2013 tarihi, Ha, güzel. Mayıs 2013'te 5 hatta 4,61'e düşmüştü Türkiye'nin 10 yıllık Türk lirası tahvil getirisi. Eyvallah. O yüzden hani O zaman hemen mesela yurt dışı borçlanmalarda hazine bizde veriyordu dışarıya. Yine şimdi öyle miydi? Dörtler civarında mıydı? o civarlardaydık çünkü aynı tarih yani Mayıs 2013, hemen ekrana bakarak söyleyeyim, Amerikan bonoları
için bakalım. Onlar düşüktü gerçi ama Türkiye'nin risk primine bakmak lazım. O şu anda kolayında değil. Sadece Mayıs 2013'teki Amerikan tahvil getirilerine bakacağım. O benim hatırımda olan bir şey o çünkü. Evet, Mayıs 2013'te Haziran Mayıs 2013'te %2.20 seviyesinde Amerikan 10 yıllıkları, evet. Türkiye'nin CDS'inin herhalde gördüğü en düşük seviyeler 130'lar seviyesinde, 230'lar seviyesindeydi. Bakışı baktığınız zaman 2.20, 2.30, 4.50'ye gelir. 4.55, 4.60 orada da eşitlenmiştik. Yani ilk değiliz. Neredeyse. Evet. O zaman ama sürdürülebilirlik konusunda şu anda konuştuğumuz hiçbir şey konuşmuyorduk. Yani Türkiye 4.60 10 yıllık tahvili hakikaten tarihinde hiç görmemişti. Sadece orada da evet bu biraz fazla iyimser dediğimiz zamanlar oluyordu ama fakat piyasa çalışıyordu o zaman. Yani arz talep dengesiyle belirlenen bir faizdi o. Şu andaki faizin arz talep dengesiyle belirlendiğini iddia etmek hayli zor. Neredekinin? Türkiye'deki, içeridekinin diyelim. Türk lirası cinsinden olanı. Dolar cinsinden olan da bir problem yok. Çünkü onun için CDS primi halinde çok yüksek. Risk primi çok yüksek olduğu için o anlaşılır. Mesela matematiksel olarak ispatla deseniz az çok ispatlarız onu. O çok zor değil. Ama içeridekini ispatlamamız %80'lik bir enflasyon açıklandı. Onun olduğu bir ortamda %11.5-11.40 şu anda. 11.40 tahvil faizini açıkla deseniz ben müsaadenizi isterim. Yani benim okuduğum, bildiğim ortodoks eğitim buna izin vermiyor. Beceremiyorum daha doğrusu. Benden daha iyi becerecek arkadaşlara yer açmak lazım böyle bir durum için. Yani yorum da budur diyorsun yani. Ne diyeyim diyorsun. Ya bana evet. Da sürdürülemez gibi geliyor. Çok sıkıştırdılar tabii piyasayı. Bu kadar sıkıştırınca ve bu kadar ya geçen sefer biliyorsun konuştuk seninle beraber. Hani başlığa çıkartmadık ama aslında bana sorarsan çok önemli bir nokta, bir nah uygulamasına doğru neredeyse gidiyoruz. Yani her taraftan işte 1.4 alırsam bu kadar vereceğim menkul kıymet, 1.8 alırsan katı olursa faizin uyguladığın faiz şu kadar vereceksin filan meselesi ve diğer son dönemde tabii devam da ediyor, yani bir türlü de arkası gelmiyor. Ve uygulamalar hep sıkıştırma, belli bir dar alana, belli bir fiyata yönlendirme şeklinde ama piyasada sıkışmış vaziyette benim gördüğüm, gözlemlediğim. Yani daha da sanki önümüzdeki özellikle son çeyrek gene bir müdür hanımla sohbet ettim ben. Bu sefer karşı şey yakasında değil de Avrupa yakasından değil de Anadolu yakasından bir bankamızın müdüre, şube müdüresiyle sohbet ettiğimde yani aynı görüşteydik ikimiz de, hakikaten giderek nefes alamaz bir duruma doğru gelebilir mi? Ve bu arada bir bankacı, eski bankacı, şimdi danışmanlık yapan bir dostumuzun bir yorumu olmuştu. Demişti ki ya olabilir, firmalar bir takım sıkıntılara girebilir. Yani bazen kredi alamazsın. Ya biraz kilo verirsin, kendine göre bir şey olabilir ama nakit akışını doğru yönetemezsen bu nefessiz kalmak anlamına gelir. Nefessiz kalmaya çoğu insan 2 dakikadan fazla dayanamaz. Yani KOBİ'lerde ben böyle bir tehlike görüyorum. Önümüzdeki süreçte bu finansman daralmasından dolayı böyle bir sıkıntı ortaya çıkacak diyordu. Yani böyle bir hani hatta böyle bir vakit de verdi kendisine göre. Eğer bu durum devam ederse böyle Kasım Aralık gibi biz kongartotaları görürüz dedi. Aslında Kasım için bir şey daha söyledi. Bankalara da muhtemelen dedi, ben iddia etmiş olmayayım, bir şey bildiğimden söylemiyorum ama muhtemelen bankaların da kurumlar vergisine bir ciddi yük gelebilir dedi. Bu parayı, orada kalan parayı da öyle kimseye bırakmazlar muhtemelen dedi. Bu işleri bilen birisi olduğunu bilebileceğim, yani şahitlik edebileceğim bir insan. Çok önemli bankalarımızda çok üst düzeyde yöneticilikler yapıyordu. Şimdi hani böyle bakınca dediğin gibi bu rakamları anlamak zor ama bu rakamların, yani bu sıkıştırmanın
nasıl bir olumlu sonuç vereceğini ya da ne yapılmak istendiğini de ben artık anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bir yandan bu yapılıyor, bir yandan da KGF gelecek. Yani KGF'nin geleceğini de Sayın Bakan'dan da öğrenmiş olduk. O da söylüyor şimdi. Nasıl yorumlamak lazım bu işi? Gerçi anladığım kadarıyla KGF tabii daha çok gene ihracata ve yatırıma gelecek. İç piyasadan çok talep var krediye. O taraf daha da sıkışabilir bu durumda. Ne olacak yani, iç piyasaya çalışan insanlar nasıl hareket edecekler? Yani 105 bin ihracatçımız tamam. Onun da hepsi zaten erişemiyor bu işlere ama Exim Bank'ta orada da bir kuyruk var. TL reeskontlarda çok ciddi bir kuyruk olduğunu, talep olduğunu söylüyor bankacılar. Nasıl yorumlamak lazım bu ortamı? Valla geçen hafta yine konuştuk. Kendimizi tekrar etmekten kaçınmaya çalışıyorum ama ben alınan önlemlerin... Sorun tekrarlıyor kendini de, biraz ondan konuşuyorum. Biliyorum, aslında daha da şey hale geliyor. Geniş kesimleri etkiler hale geliyor. Onun için çok doğru. Hem sana hem bana hem herkese birbirine az çok nazı geçen herkese anlatmaya çalışıyor, soruyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Son 3 yıl diye bir tarih verdim ama aslında son 5 yıl desem, yani son 2 yıl desem de çok değişen bir şey olmayacak. Alınan kararlara bakıyorum ben. Ve bu kararlar Türkiye'nin pastasını büyütmeye yönelik mi, yoksa var olan pastadan daha fazla tırtıklamaya yönelik mi, veya devletin kontrol altına aldığı alanı genişletmeye yönelik mi diye baktığımda ben pastayı genişletici hemen hemen hiçbir önlem görmüyorum. Bir ara Çin modeli dedik, ihracatı destekleyeceğiz, onun için değersiz TL dedik. Bir anda ondan da vazgeçtik. Şimdi enflasyonu kontrol etmek için TL'yi sabit tuttuk. Bu sefer ihracatçının başı belaya girmeye başladı. Çünkü onların maliyetleri artıyor. Gelirleri sabit, maliyetleri artıyor. Bir anda zarara bile geçebiliyorlar. Veya geçmeseler bile karlarından çok büyük fedakarlık yapmaları gerekiyor. İşleri gerçekten onların zorlaşmaya başladı. İhracata dayalı bir büyüme benimsemiş bir ülkeysek yine ki öyleyiz. İhracatçıyı krediyle destekleyeceğiz, kuyruk var. Kurla desteklemiyoruz, maliyetlerini arttıracak önlemleri alamıyoruz veya enflasyonu kontrol edemiyoruz. Yani çoklu bir şekilde ihracatçının bile zorlandığı bir yerde sadece iç piyasaya çalışanlar için hayat gittikçe zorlaşmaya başladı. O yüzden hani alınan önlemler nedir, genişletici midir, daraltıcı mıdır dediğinde daraltıcı gibi geliyor bana ya. Ve niçin yapılıyor sorusunun yanıtını da gene konuştuk geçen sohbetimizde. Mesele akut mu kronik mi diye bakmak lazım veya stok mu akım problemi mi diye bakmak lazım. Sanıyorum şu andaki idareciler için seçime kadar olan dönem stok problemi veya akut bir problem. Halbuki kronik bir problem bu. Yani bir akım problemi, bir seferlik bir çözümü yok bu işin ne yazık ki. Yani bu hani apandisit ameliyatı olmaya benzemiyor. Apandisit ameliyatı olduğundan bir defa apandisitinizi alıyorlar, bitiyor gidiyor. Ama siz eğer diyelim ki tedavi edilebilir bir kanser türünüz var, lenfoma benim bildiğim kadarıyla tedavi edilebilir bir kanser türü, buna uzun süreli bir tedavi yöntemi uygulamanız lazım ki iyileşebilirsiniz. Evet. Ameliyat gibi bir seferlik bir iş değil. Fakat şu anda göründüğü kadarıyla seçime kadar olan dönem apandisit gibi görülüyor. Bir seferlik biz bu işi halledelim, şu seçimi de bir atlatalım da sonra gene kronik hale gelmiş olan problemi çözmek için bazı adımlar atarız noktasındalar diye düşünüyorum. Neden böyle yapılıyor sorusu. Ama gelindiği noktada alınan önlemler tabelayı şık gösteriyor. Yani bu şeye benziyor. İşte 9.99'dan başlayan fiyatlar diye geliyorsunuz. Ama bir tane var o üründe 9.99'dan ve siz hiçbir zaman alamıyorsunuz onu. Size gelen 29.99 ya da 59.99. Yani orada tabelada bir şey var da ulaşılabilir değil. Evet. Yani bahsettiğin krediler, işte gerek reskont kredisi olsun, gerek Exim olsun. Neden bir de bu arada sübvanseli kredilerle uğraşıyoruz biz? Neden de bütün para, bir tane para var. Paranın tek bir fiyatı var. Krediyi oradan verirsiniz. Siz gelirsiniz buradan vergi indirimleriyle, işte çalışma teşvikleriyle bir takım teşvikler verebilirsiniz. Krediyi sabit tutun. Paranın maliyeti tek olsun. Bütün herkes o maliyeti bilsin. Ona göre hesabını, kitabını yapsın. Ha siz faiz teşviki mi vereceksiniz? Lütfen işlem gören paranın faizini sabit tutun. Sonra dönün arkadan
bir faiz iskontosu verin veya bir faiz maliyetine katkı olan bir teşvik verin. Ama yani siz oraya tabelaya düşük faiz yazıp birileri almak için ulaşıp da hiç kimsenin alamadığı bir ortamda hani çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Tabii bunun getirdiği çoklu problem de oluyor. Hani şirketler böyle bir kredi var diye düşünüyorlar, alamıyorlar. Dönüyorlar bankalara bir kredi istiyorlar. Bankalar için dediğin gibi faiz oranında bir nar var. O narhı aşmak için komisyonu arttıralım diyorlar. Bu sefer komisyonda nar var. Onun yine yollarını buluyor bankalar bir şekilde ama ama neden biz bu kadar arkadan dolaşıyoruz da ya bütün mesele hep aynı yere gelip dönüp dolaşıyor, aynı yere geliyor. Biz bunu çözmek yerine hep bunun etrafındaki alanları düzeltiyoruz. Tek. Ya bütün bu meselenin tek bir çözümü var. Hiç tartışmayalım. Yani çok da kendimizi yormayalım. Sistemi de çok yormayalım. Bugün yorduğumuz sistem ileride bize hizmet veremez hale gelebilir. Hı-hı. Bu ihtimal var. Ödeme sistemleriyle ilgili hatırlarsan endişeyi paylaşmıştık ve bu yaşanıyor yavaş yavaş. Şimdi bir tane çözümü var. Hiç tartışmayalım. Paranın maliyetini yeknesaklaştıralım. Tek. Evet. Türk lirasının maliyetini yeknesaklaştıralım. O maliyetin bir orta noktası olsun, onun bir çıt üzeri kredi, bir çıt altı mevduat olsun ve konu kapansın. Hakikaten yani yapılması gereken iş bu kadar basitken, etrafından bunca dolanıp, çok kafa karışıklığı, evet, biraz da ahlaki erozyona doğru kayan bir durum ortaya çıkaracağımıza, hiç bunları ortadan kaldırıp yeklesek bir piyasa, yeklesek bir ortam hazırlasak, sonra da mümkünse geri çekilip, gerektiğinde yardıma ihtiyaç olduğunda orada olsak devlet olarak, kamu otoritesi olarak daha iyi olmaz mı diye baktığımda benim yanıtım bak buna cani yanıtımla daha iyi olur. Evet. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Bir kere şimdi toplam Türkiye'de yani son veriler çok kabaca söylüyorum 7.7 trilyon liralık bir kredi olduğunu gösteriyor. Yani daha doğrusu mevduat ve toplam bireysel vesaire filan baktığın zaman böyle bir büyüklük ortaya çıkıyor. Bunun önemli bir kısmı da tabii mali borç yani kredi bir yanıyla da borçlar da diyelim yani borcun çevrilmesi ihtiyacı var. O yani bireyseli çok katmıyorum orada ticari tarafta. Yaklaşık onun 1.5 katı kadar da kabaca söylüyorum gene bir tedarik borcu var. Yani insanların iş yaparken birbirleriyle olan alışverişlerinden oluşan borçlar, vadeler vesaire var. Şimdi burası da daha önce de konuştuk ama gördüğüm kadarıyla bu kısım da iyice sıkışmaya başladı. Bir kısım yerlerde artık bariyerler var. Yani ya seninle daha fazla ilerleyemeyeceğiz gibi. Mümkün olduğunca bu yapılmaya çalışılıyor. Yani benim gördüğüm firmalar birbirini kollayıp dayanışma içinde hareket etmeye çalışıyor. Yani bu adam bana lazım. Hele ki niyetinden bir şüphesi yoksa bir şekilde desteklemeye çalışıyor. Ama şimdi o iş dönmeye başladı. Yani bir çözümsüzlüğe doğru ve her an bir böyle pimi çekilecek bir şey haline dönüşmeye başladı. Bir bomba haline dönüşmeye başladı. Bir bunu gözlemliyorum. İkincisi çok ciddi bir şekilde banka kasalarında ve konutlarda duran anormal bir döviz ve altın stoğu büyümesi var. Yani işler bir de o tarafa kaymaya başladı. Yani sisteme dahil edilmesi bence gerekir ve onun içinde yapılacak işler de senin de biraz önce söylediğini de içerecek şekilde güven verici adımların atılması, işlerin yapılması. Ama tam tersi yapıyoruz. Bizim Güven Hoca'nın Güven Sakın deyimiyle çukur kazmaya devam ediyoruz. Bu tarafı giderek sıkıştırıyor. Mesela bir siyasimiz anlattı ama iktidara iş dünyasından gelen ve bugünkü iktidarın
partisinde faaliyet gösteren bir siyasimiz. Dedi ki ya ben bile şuna rastlıyorum. Bir arsa satmış dostumuz. Aldığı parayı demiş ki bana öyle nakit olarak teslim edin. Getirmişler. Şimdi onları koyacak banka kasası bulamıyor gibi bir şeyi var, durumu var. Demiş ki yani buna bir yol bulmanız lazım bu siyasi kişiye. Ya buna bir yol bulmanız lazım. Bir vergi mi yani? Banka kasası yapmak istiyorlar. Yapsınlar istiyor demek istiyorsun galiba. Ya banka kasası talep etmemiş ama yani koyamadım. Bari bir yol bulun kardeşim. Vergi mi şey ettireceksiniz? Başka bir yolla mı gelecek bu? Bir güven veren, piyasayı açan, rahatlatan bir yollar bulun demiş. Hakikaten yani onun da dikkatini çok çekmişti. Ciddi bir kasalardaki, banka kasalarındaki ve konutlarda da diyelim, konutların kasalarındaki döviz ve altın stoğu büyümeye devam ediyor. Yani bu yapılan işin, yani alınan kararların işi düzeltmekten çok bozmaya devam ettiğini gösteriyor. Buna bir kere daha dikkat çekmiş olalım. Haklısın. Hep benzer şeyler konuşuyoruz. Ama durum da bu yani. Burası düzelmiyor bir türlü. Ve giderek iş, senin de dikkat çektiğin noktalardan şöyle düşünüyorum. Hani çoklu organ yetmezliğine doğru gidecek eninde sonunda. Yani bir anda böyle bir noktaya doğru da gelebiliriz. Yani bir yerde sorun yok çünkü. Birçok yeri problem yaratıyor. Gene geçen bir portföy yönetiminden de senin de çok iyi tanıttığın yine bir konunun uzmanı bir duayeni bu alanın birisiyle sohbet ediyordum. O da dedi ki ya ben bu işi dedi Luna Park'taki o hani birinin kafasına çekiçle vurursun oradan 3 tane birden fırlar. Ona benzetiyorum artık dedi. Hangisine çekişi vursan daha fazlası ortaya çıkıyor dedi. Yani bu işe bir hani çekiç vurmaktan vazgeçeceğimiz bir şey olması lazım. Oyunun adını neyse, söyleyeyim. Hani ben çok uzattım lafı ama istersen şu işine bir gelelim. O oyunun adını ben söyleyeyim. Ben de o oyunu çok kullanırım. Whack the Duck diyorlar ona. Ne diyorlar? Whack the Duck. Ördeği. Whack the Duck diyorlar. O oyunun adı İngilizcesi o. Yani Türkiye'de nasıl oynandığını hakikaten ben de bilmiyorum ama ben de bu benzetmeyi ararken oyunun adını aradım. Whack the Duck'muş. Hakikaten bir yere vuruyorsun. Başka bir yerden çıkıyor. Bir türlü isabet ettiremiyorsun yani. Ya da 20 defa topak sallıyorsun 3 tanesi isabet ediyor. Şu anda biraz durumumuz o ama yani bu şimdi çok gene aynı yere geleceğiz de ben hep onu söylerim bir kez daha söyleyeyim. Hatta buldum yazıyı da buldum. 2016'da yazmışım o yazıyı. Daha doğrusu 2016'da Vatan Gazetesi'ne taşımışım. Daha önceden şeyde yazmıştım orada benzer bir yazıyı dünya boşundayken. Her şeyin başı güven. Öyle. Yazının başlığı bu. Ve hakikaten her şeyin başı güven diyelim. Güven arttırıcı önlemlere ihtiyacımız var diyelim. Yapısal reformları geçtik bak bu arada. Bayağıdan beri yapısal reform diye bir şey konuşmuyoruz. Ve yapılan işler aslında bir anlamda reform niteliğinde. O kadar uzakta kaldı ki. Evet ama bu reformlar yapısal anlamda ileriye götürücü yapısal reformlar mı? Herkesin benimsediği reformlar mı sorusu. Bazı reformlar yapılırken kimse benimsemiyor. Sonradan reform haline geliyor. Belki onlardan biridir diyeceğim ama şu anda görünen köy fazla kulavuz istemiyor diyerek bu konuyu evet. Burada bırakalım. Şu emtia işine geçelim. Çünkü hem vakit olarak olur. Fazla vakit almayalım. Ben izleyelim. De emtiayı soracağım ama bu bir arada sana pound'u da soracağım. Ne oldu orada? Yani? Evet. Yani evet, dolarda evet. Bir hareket var yukarı doğru. Pound'da bir gariplikler var. Ne oluyor? Evet o pound meselesi şimdi bu. Yani aslında pariteyi belki bize bütünlükte olarak anlat sonra da emtiaya geçelim. Ya şimdi dolar endeksinden hemen dem vurayım müsaade edersen şu ekranı hızlı bir şekilde açayım. Dolar endeksinde şu anda 109.9'dayız yani cari seviye biz bu sohbeti yaptığımız sırada. Yani bu hafta içinde en yüksek yerini dün gördü 110.78. Şimdi buradası işin ilginç tarafı. Benim daha önceki analizlerim bana 115'leri, 112'leri gösteriyordu. Fakat şimdi 112 bir tarafa 122'ye kadar giden, 121-122'lere kadar giden bir hareket ihtimali de var. Şimdi bu doların işte 20-21'inde FED toplantısı var. Bugün Avrupa Merkez Bankası var. Oradan bir faiz artışı bekleniyor ama esas özellikle Powell'ın
Jackson Hole'da yaptığı toplantıda bu iş çok ciddi arkadaşlar. Sizin o yani mış gibi yapacağımızı falan düşünüyorsanız vazgeçin. Biz bunu çok ciddi alıyoruz. Geçmiş 3 Fed başkanından alıntılar yaparak onların zamanında yapılan iyi şeyleri de biz kendimize rehber edindik. Ya biz işimizi doğru yapacağız, merak etmeyin dediği anda 75 bas puan gelecek diye beklemeye başladı piyasa. O 75 artırırken Avrupa Merkez Bankası hani arttırmamadı zaten öyle bir şey yok ama 50-75 o da büyük ihtimalle 50-75 bölgesinde olacak ki 75 gelebilir ama yetmeyecek. Çünkü Fed arttırmaya devam edecek. Avrupa arttıramayacakken Fed arttırmaya devam edecek. Bu arada yani pound tarafı ve parite tarafı. Parite bu arada yani bu hafta içinde daha önceki diplerinin de altındaydı. 98-64'e kadar geldi. Ve yani 98-64 seviyesi yani son 5 yılın en düşük seviyesi diyeyim kısaca. Hmm. Daha da aşağısı var daha eskiden ama bu çok bence önemli bir eşik. Parite de parite diyorum. Dolar endeksinde 110 evet 112'de 96-50-98-50 bölgesine giriyor euro. Hı. Ama 122 bölgesine geldiği zaman 92-50-94-50 bölgesine geliyor. Evet. Ve o ihtimal arttı artık. Maalesef arttı. Fakat bu arada bence ilginç bir tartışma. Bizim ihracatçıyı da daha da kötü etkileyecek. Aynen. Zaten 7-7,5 milyar dolar civarında bir parayı sırf bu marjdan kaybettik gibi görünüyor ihracat tarafında. Aynen öyle. Aynen öyle. İyi taraf petrolden geldi ama pound'a kısaca değinelim. Çünkü pound yeni başbakanını seçti. Bir şey vardı. İngiltere'de. Evet, İngiltere'de kraliçenin ilk başbakanı 1874 doğumluydu. Görev verirken fotoğrafı var. Şimdiki başbakanı 1875 doğumlu, 1975 doğumlu. Diyor arada 100 yıllık falan, 101 yıllık bir fark var açıkçası. Kraliçeyi buradan Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin deyip pound kısmında işin biraz zorlaştığını söyleyeyim çünkü. Yani pound'un daha önceden 2020 o şey COVID ortasında gördüğü o en düşük seviyelerde de altına inen bir yerdeyiz. Yani ve işi pound'un gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Ve çok fazla insanın şey yapmadı, dikkat etmediği bir şey pound bire bire gider mi sorusu sorulmaya başlandı. Oo dolarla. Ya, evet yani şimdi bu garip bir durum ama bire bire gitmiyor. Fakat pound için şu andaki seviyesi 1.14.90 seviyesi çok kritik seviye. Eğer burası aşılırsa gerçekten birebir ihtimali artıyor biliyor musun? Aşılırsa derken aşağı doğru giderse pound'un gitmesi ihtimali var. 150 milyar pound'luk bir destek paketi bu enerji fiyatlarının hane halkına vurmasından dolayı bir destek fiyatı şey var, paketi var. Hane halkına gelen 47 milyar pound'luk geri kalanında şeylere, şirketlere ve kurumlara gelecek olan destek. O da gelirse pound'da bir parasal genişlemeden bahsediyor olacağız. Parasal genişleme eşittir paranın değerinin düşmesi. Gerçekten pound birebir olabilir biliyor musun öyle bir durumda? Evet, risk büyük. Yani dolar endeksi 120'ye gittiğinde pound birebire kadar gelmiş olabilir. Çok ilginç bir dönem. Sen söylüyorsan inanırım. Yani ben değil de grafikler söylüyor. Ben onlara yeterince eziyet edersen benim istediğimi söylüyorlar. O ayrı mesele de. Evet. Ben şu anda eziyet etmeden söylediği ama için. Ama görünen de o yönde yani hareketler. Öyle bir ihtimal. Durumlar da o yönde. Evet. Majör bir trendten bahsediyorum. Daha da ilginci 0.95 orada da görülüyor teknikalarımızda. Evet. Ya bu çok yani birebirin de altına inme bir şey ihtimali yani. Ben birebire gireyim de 0.95 meselesine ayrıca bakarız ama 122 seviyesi şeyde dolar endeksinde hakikaten dünyanın tamamen dolara bağlı bir hale geldiği bir dönem. Diğer bütün paraları galebe çalmış olabilir dolar o gün geldiğinde. O gün neresidir dersem 2-3 yıllık perspektiften söz ediyorum. Hatta pound için söyleyebileceğim yaklaşık 2,5-3 yıldan bahsediyorum bu dediğim trend. Yükselişlerle inişlerle geldiği durumda söz ediyorum tabii ki. Tek yeknesak bir oraya bir anda oraya gitmez hiçbiri. Onu da anlaşalım. Bir düzeltmelerle toparlanırlar. İşte ara verirler, mola verirler falan ama gelirler. Yani öyle bir risk var. Hani pound tarafı özellikle Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biridir İngiltere'de bu arada. Kesinlikle. Yani onun için pound'un bu geldiği noktayı gelişen bir pazar ve de bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz nadir ülkelerden biri. Aynen öyle ve hakikaten Türkiye'nin de çok iyi bir ticaret partneri oldu. Özellikle onlar Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile ilk
birebir ticaret anlaşması yaptığı ülkelerden biri Türkiye, İngiltere. Evet. O yüzden Türkiye için çok kıymetli bir ihracat pazarı, iyi bir ticaret partneridir İngiltere. Ama böyle bir risk daha fazla ortaya çıktı. Onu da okuyucularımızla, izleyicilerimizle paylaşalım. Yani doların daha güçlendiği bir o eğilim devam ediyor görünüyor. Devam ediyor. Euro'nun da ötesinde şeye de yansımış vaziyette. Yani yine de yansıyor ama yen bizi görece olarak az ilgilendiriyor ama pound daha fazla ilgilendirdiği için onu bir hatırlatalım istedim. Tamam. Şöyle peki bu tarafını kapatalım istersen hani vakti de uygun kullanmak açısından ama emtia ve petrol için özellikle emtiada bakır dahil ki sen çok hep o tarafa da yani bakırı izlememiz gerektiğini de söylersin. Hakikaten adı Doktor Bakır zaten. Doktor Bakır'dır evet. Evet ne görüyorsun orada? Bayağı bir aşağı iniş var. Çin meselesi mi? Bu arada navlun da aşağı indi. Yani Şangay, Avrupa limanları, Rotterdam vesaire 18 bin dolarlardan konteyner fiyatı 6200 dolarlara falan geri gelmiş vaziyette. Çelikte, demir çelikte ciddi düşüşler var. Biz hatırlarsan 720 dolarlardan bahsediyorduk. Rusya'dan giren kütük. Aman ne yapacak? 900 dolarlardaki fiyatları çok fena vurdu bizim çelik üreticilerini derken 510-520 dolarlara kadar inmiş gelen kütük. Yani özellikle büyük üreticiler açısından sıkıntı. Çünkü onlar 620 dolardan filan uzun demiri satıyorlar. Ne olacak? Yani emtiada özellikle dikkatini çeken ne var? Ve tabii petrol. Aslında petrol dikkatimizi çekiyor benim şu anda. Diğer birçokları için şöyle yani bakır için şöyle bir şey söyleyeyim. Bir çıkma, bir trend yani hepsinde bir toparlanma temayülü vardı. İşte toparlanınca o bu. Ama Çin özellikle Çin. Yani Çin bu sene hani değil çift tane değil beşli altılı rakamlar daha aşağıda bir büyüme ve çözülemeyen emlak problemi bence Çin'i beraberinde o bölgeyi yavaş yavaş aşağı çekiyor. Yani bu yavaş yavaştan kastım şu rakamlara bu hızlı yansısa belki bir dert de daha bu oldu mu? Yok ya Çin buraya kadar düşmez. Bu kadar düşük büyüme Çin için çok zor. Ha seneye toparlar mı diye sorgulama başladı ki başlıyor şu anda. Önümüzdeki yıllara da sirayet edince uzun vadeli pozisyonlar için çok iyimser bir ortam oluşmuyor. Zaman da kısa vadeden onu destekleyen kısa vadeli hareketler de cılız kalıyorlar. Şu anda bakırda mesela çok büyük bir düşüşün sonrasında bir düzeltme geldi. Çok orada cılız kaldı. Sorun oradan çıkıyor. Genelde küresel büyüme durgunluk endişeleri ki Fed'in faiz artışı ama bu faiz artışı ben naçizane hakikaten akademik ekonomistler tarafından yakından analiz edilmesi gereken bir durum. Ama bu analizi bugün yapamayız ya da yapacağımız analiz bize doğru sonuç vermez. Neyin analizini yapılması lazım? Arz yönlü mü talep yönlü mü? Ben şu andaki enflasyonun talep yönlü olduğunu da düşünmüyorum. Bugüne kadar gelen yükselişler tamamen talep değil ama finansal piyasalardaki kolaylıktan kaynaklanmıştı. Üzerine şimdi arz tarafından COVID sırasında tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntı gelmişti. Bir de üzerine arz tarafından Ukrayna-Rusya savaşı girdi. Yine arz tarafından bunlar gelenler. Tabi bunların manipülasyonları da yapıldı. Onlar ayrı bir hikaye ama o manipülasyonlar kısa ömürlüdürler. Daha uzun ömürlü sürdürülebilir tarafta veya daha uzun sürecek trendlere baktığımızda şu anda öyle yukarıya çıkarabilecek bir çıkacak bir ortam yok. Fed zorluyor, küresel yavaşlama var, Çin büyümesi görece olarak sıkıntılı bölgeye geçti. Avrupa desen bizim için sıkıntılı. Amerika şu anda ekonomik olarak fena değil, işsizlik son derece düşük. Ama onlarda da faiz artışları bir yavaşlama getirecektir. Oradaki taraf kısım Çin'in Amerika ile ilişkisinde bir problem yok veya sorun yaşamayacaklar ama Çin'in kendi içindeki sıkıntıdan kaynaklanan bir sorun emtia fiyatlarını aşağı çekiyor. Doğal olarak dünya ticareti büyüme endişelerinden dolayı yavaşlayınca navlun aşağı iniyor. Bir de COVID ve benzeri kesintiye uğratacak veya büyük bir savaş endişesi henüz daha olmadığı için navlun veya dünya ticareti yavaş yavaş normale dönüyor. O navlun aşağı çekiyor. Bence çok yüksekti zaten. Yani hepimiz için
O dehşet yüksek, saçma sapan rakamlardı. Hani hatırlarsanız Süveyş Kanalı'nın ortasına gemi bile karaya oturttular bunu yüksek tutmak için diyecek kadar bu işte manipülasyon vardı. Veya ben de o kısma biraz daha yakındım diyeyim. Şimdi genel olarak emtia fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu düşüşün arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi doların değer kazanmasıdır. Bunların hepsi dolar bazında fiyatlandıkları için değerlenen bir dolara ulaşmak ilgili piyasalarda pahalılanmaya başlıyor. Yani sizin paranız dolar karşısında değer kaybedince doların maliyeti yükseldiği için de siz o mala olan talebinizi azaltıyorsunuz. Bu dönüyor dolar bazında fiyatlanmış olan emtia tarafındaki dolar bazlı fiyatı da zorluyor ve onu da aşağı çekiyor. Evet, onu da bir kademe aşağı çekiyor. Yani burada çok konuşulmayan, çok fazla dile getirilmeyen önemli bir faktördür bu. Dolar bazında fiyatlanan bütün emtia bloğu değerlenen dolar yüzünden de fiyatları bir parça geriye geliyor. Bunun tersini biz 1.40'lara yükselirken euro bazında, euro değerlenirken o dönemde dolar bazında emtia fiyatları dolar bazında düşünce dolar çok değersizleştiği için de fiyatları artmıştı. Çok ilginç. Dolar değersizleştiği için, çünkü dolarla üretim yapılıyor burada. Euro değer kazanıp onun ham maddesini veya bazı tedarikleri euro bazında değerlenince mecburen onu karşılamak için de dolar bazında fiyatını arttırmışlardı o dönemde de. Yani dolar değer kaybettiğinde dolar bazında emtia fiyatları yukarı çıkıyor. Şimdi dolar değer kazandığında dolar bazında emtia fiyatları dolar değer kazandığı için biraz düşmeye başlıyor. Bunun içindeki etki %90'ı buraya, %10'u buraya ait demek çok zor ama ben tabii bunun içinde yani belli bir oranın doların değer kazanmasından kaynaklı olduğunu veya o doları satın almak için gerekli olan yerel para birimi euro dahil ve onlar değer kaybettiği için de pahalı hale geliyor o mal. Talep düşüyor, talep düşünce fiyat azalıyor. Bunlar birbirini destekleyen bir denklem. Doların değer kazanması o yüzden de emtia piyasasını aşağı çekiyor. Petrolde, petrole özel bir şey. İran anlaşması. Yani ben burada çok sıkça konuştuğumuzu hatırlıyorum ve galiba da konuşacağız. Avrupa ve İran az çok mutabakata vardılar. Amerika ve İsrail buna zinhar karşı çıkmaya devam ediyorlar ama yaklaşmakta olan kışın etkisiyle diyeyim bu anlaşma şu veya bu şekilde ben imzalanmaya yaklaştığını, o yüzden de emtia tarafı, petrol tarafında İran'ın bazıları 50-60 diyor, ben 70-80 diye biliyorum. Milyon varillik yüzer stok, yani bu şöyle basit söyleyeyim, 50-60 veya 70-80 tane 1 milyon varillik gemi veya işte 600 binlikten de yaklaşık olarak 100 gemi civarında ortada dolaşan bir stoktan bahsediyoruz. 100 gemi. Ya yani ufaklarla birlikte yani orta boy gemilerden 100 tane ama büyük boylardan 60-70 tane ortalıkta dolaşan petrol tankeri var diyelim. İran'ın petrolünü taşıyan ya da o büyüklükte bir şeyden bahsediyoruz. Petrol hacminden bahsediyoruz. Bunu ucuza kapatma her zaman çok sevdiği bir şeydir. İlk nükleer anlaşmada da benzer bir durum olmuştu. Petrol piyasası bunu ucuza kapatmayı sever. O yüzden şu anda piyasalar bana İran anlaşmasının yaklaştığını söylüyor. Tabii bunun arkasında talep azalması, bunun arkasında güçlenen dolar, bunun arkasında Amerika'daki kayaç petrolü üreticilerinin üretimlerini arttırmaları geliyor. Bu ve benzeri geçici bir durum ama benim 85 dolar beklentim İran'la olur dediğimde yaklaştık. Hani eğer burada 85'i açıklanınca anlaşma 75'e düşer miyiz? İhtimaldir ki düşeceğiz. Ama çok da uzun süre kalır mıyız? Benim için hep soru aynı. Yarın ne olacağını tahmin etmek 3 aşağı 5 yukarı kolay ama öbür gün ne olacağını tahmin etmek daha önemli benim için. Evet. O yüzden doğal gazın fiyatlamasında bir kolaylık henüz daha ortaya çıkmadığı için o da dönüp dolaşıp petrolü biraz daha etkiler durumda. Yani Ukrayna-Rusya savaşı. Ben bu İran meselesinin hızlanacağını veya yaklaştığını düşünüyorum. Bu yıl içinde bitmesini bekliyorum ben.
Halen en azından benim izlediğim haberler belki de taraflı gözle bakıyor olabilirim. O yüzden kendimi evet. kontrol Ama yani istiyorum. Sanki İsrail'in sürekli Amerika'ya heyet gönderdiği, Mossad direktörünün filan da gidip konuştuğu bir ortamda özellikle bu sonbaharda yapılacak İsrail seçimlerinden sonra bu kararın verilme ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana da. İhtimaldir bence de ama yani bu yıl içine yerleştirilecek gibi görünüyor bu anlaşma. Eğer öyle olursa ben yani petrol fiyatları düşecek, oradan birileri hani aradan bir para kazanacaklar, ben onu tamamen ayrı tutuyorum. Esas burada önemli olan 1.2 milyon varil civarında bir arzın, sürekli arzın, sürdürülebilir bir arzın İran'dan geliyor olması önemli. Bu Türkiye açısından, evet, Türkiye açısından hem yakın bölgeden petrol alabilme, Rusya petrolünün yerine İran petrolünü koyabilme şansı avantaj. Ama daha önemlisi Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu özellikle petrokimya ham maddeleri, gübre ve benzeri ürünlere ulaşma, ucuz ulaşma konusunda büyük bir avantajımız olacak. Aynı zamanda İran pazarı da Türkiye'ye açılacak komşumuz. Evet. Yani ben bunu çok önemli görüyorum. İnşallah burada önemli bir gelişmeyi yakın zamanda duyarız. Hepimiz için de iyi haber olacak diye düşünüyorum. Evet, tabii çok önemli. Yani baktığın zaman Amerika da sanki bu işte kendi başına olsa daha kolay hareket edebilecek gibi ama hem İsrail hem de Körfez Arapları, çünkü onlar da çok İran karşıtı. Bayağı mecburen, çünkü orada büyük bir rekabetleri var onların. Tabii ama şey de tabii hani hem öyle hem de İran'a şey olarak da yani siyaseten ve ideolojik olarak da çok mezhep savaşıyla da evet. birlikte karşı oldukları için böyle bir şey de var, düşmanlık da var. Yani Venezuela ile yani Maduro ile yok etmeye çalıştığıyla bile Amerika gitti, oturdu, anlaştı petrol için. Hani özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Demek ki o zaman OVP'de bizim 88 dolar olarak görünen petrol fiyatını, ortalama petrol fiyatını gerçekçi bulmak lazım. Hani ihtimali çok uzak değil görünüyor böyle bir evet. durumda, böyle bir resimde. Yani evet. ona dayanılarak mı yapıldı yoksa diğer rakamlar işte ona uysun diye mi yapıldı bilmiyorum. Yani OVP'yi yani şöyle söyleyeyim, yan gözle baktım diyeyim OVP'ye. Yani bir tek kamu açığıyla ilgili olan bölgeyi benden daha iyi analiz eden arkadaşlarımı dinleyerek öğrendim rakamlar. Gerek kitlerin gerekse bütçe açığının arşalaya ulaşıyor olması benim için yeterli tek gösterge orasıydı diyeyim. Gerisi konuşmaya bile şu anda gerek yok diye düşünüyorum. Tamam. Birkaç OVP tutturulsun, ondan sonra konuşalım. Hele bakalım ama büyüme tarafında tutuyor. Yani tutacak bu sene için. Gelecek seneyi belki başka zaman konuşuruz. Biraz evet. veriler de ortaya çıksın. Peki şimdi altını filan da artık bir sonraki şans sohbetlerinde konuşalım istersen. Şimdi İyi olur. Şimdilik bunu burada bitirelim. Herkese sağlık dileğiyle huzurdan ayrılalım senin için de uygunsa. Çok sevinirim. Herkese sağlık diliyorum ben de. Kolaylık, kolay gelsin efendim. Sağlıkta evet. kalın. Haftaya tekrar buluşmak üzere.